Arkada boş bıraktığın adam da Onyekuru. Özür diliyorum Trabzonspor takımının da bu arada İstanbul'a geldiğini belirtelim. Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Bordo Mavililer. Bu görüntüleri de canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Aslında maçın üstüne de konuşmaya başlamıştık. Konuklarımızdan da bu karşılaşmaya dair görüşlerini almaya devam edelim istiyorum. Mücadele hakikaten futbol severlere çok fazla şey vaat ediyor. Savaş Çoğlu bir giriş yaptı. Trabzonspor'un Monaco galibiyetinin moraliyle maçı dengeye getirdiğini düşünüyorsun. Doğru. Fakat bana mı öyle geldi aldığını bilmiyorum ama mesela benim Umut Bozok bu ligde en beğendiğim golcülerden bir tanesi. Gomez'le beraber biraz daha hızlanmaları mı lazım? Beşiktaş maçında, Fenerbahçe maçında artık rakiplerimiz o biraz önce Kasımpaşa'da olduğu gibi gole giderken geriden çok rahat oyun kurucu hatası yapıp hızlı toplar çıkabiliyor. Gomez ve Umut Bozok sanki biraz daha hızlanmaları lazım. Yani baktığımız zaman bu konuda biraz eksikleri var. Gomez aslında çabuk bir oyuncu. Yani öyle hani statik bir santrofor değil. Ama istediği ortamı belki tam bulamadı. Mesela Bozok daha mobil bir santrofor değil. Daha sabit bir santrofor. Yani geziyor ama o kadar yoğun değil. Şimdi tabii ki bu maç çok farklı. Bir de o hocanın... İkisini birden görebilir miyiz mesela bu maçta? İkisini birden göremeyiz. Çünkü orta sahada çok yumuşak kalır bu kez. Bu arada Aldo maça da teşekkür ediyorum. Mahmut Hoca'yla yerlerini değiştirecekler. Şimdi de bu değişikliği yapabiliriz. Trabzonspor'un da İstanbul'a geldiğini bir kez daha belirtelim. Bu görüntülerde canlı canlı A-Spor ekranlarında sizlerle buluşuyor. Bordo Mavili takım Beşiktaş deplasmanına çıkıyor. Aldo maç ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yani tabela kalkmadı ama ben gidiyorum bak ona göre. Tamamdır. Sıkıntı yok. Kural hatası yok. Oyun içerisinde bir değişiklik gerçekleştiriyoruz. Haldun Domaç bizlere keyif kattı ve şimdi yerini Mahmut Hoca'ya bırakıyor. Fulham Bournemouth maçında skor 2-2, Adana Demirspor Kasımpaşa deplasmanında 3-1 önde. Ekranda Trabzonspor kafilesi var. Marekamşik görüntüde ki Bordo Mavili taraftarların en yoğun ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. Şüphesiz ki gerçekten bu ilgiyi de performansıyla, kariyeriyle fazlasıyla hak ediyor. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Bu karşılaşmaya dair konuşuyorduk. Beşiktaş-Trabzonspor maçına dair konuşuyorduk. Az sonra Galatasaray'ın kadrosu belli olduğunda sarı-kırmızılıların renktaşı Kayseri Spor deplasmanında oynayacağı maça daha ciddi bir şekilde odaklanacağız. Bunu söyleyelim. Abdullah Avcı da ekrana yansıdı. Trabzonspor teknik direktörüne de yine taraftarların ilgisi söz konusu. Bu görüntüleri A-Spor ekranlarında sizlerle canlı canlı buluşturuyoruz. Mahmut Hocam beklentiniz ne Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinden? Müsaade edersen önce ben bir Bartın'a başsağlığı, geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha göstermesin. Bütün ulusça tabii üzüntülüyüz, başsağlığı diliyoruz. Söyleyecek bir şey yok. Kelimelerin bittiği yerdeyiz artık. Tükendiği yerdeyiz. İnşallah bir daha bunları yaşamayız. Evet, sorun neydi kusura bakma. Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Beşiktaş-Trabzonspor tabii iki tane güzide kulübümüz, iki tane şampiyonla oynayan takımlar, kulüpler. Beklenti ne olur? İyi maç istersiniz, aktif maç istersiniz. İki takımın da fazla aksiyonları ve bol gollü bir maçın geçmesini ama bunu biz Beşiktaş-Fener maçında da öyle düşündük. Fakat maalesef çok bir taktik anlayışına giden bir maç oldu. Bakalım burada böyle mi olacak? Çok moralli bir Trabzonspor var ama Avrupa ile lig arası çok farklı. Çok değişik. Bakalım Beşiktaş kimle oynayacak? Stoperler de kimlerle oynayacaklar? Sakatlıkları var. Onların durumu ne? Trabzonspor'da bildiğimiz kadar öyle bir şey yok. Maxim büyük olasılıkla oynar. Avrupa'da çünkü cezalı olduğu için. Kırmızı kart cezalısı. Trabzon'da da orta sahası hemen hemen Ngambi ve şeyle başlar. Hamçik'le başlar. Yani çekişmeli bir maç olacak. Nasipse ben de maçta olacağım. Canlı izlemek şansım olacak. Daha da iyi görebileceğiz geniş alanda. Fakat iyi bir maç olur. Atmosferi yüksek, iyi bir maç olacağını düşünüyorum ben. Savaş Çoğlu Trabzonspor kazandığı moralle biraz daha dengeye getirdi dedin maçı. Ama net bir favorin var mı? Onu çok çözemedim. Sanki ortada görüyorsun gibi geldi. Yok, ben daha önce Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Monaco galibiyeti Trabzonspor'u biraz rahatlattı. Hı hı. Bu tip galibiyetler bazen yani lige döndüğü zaman ters edebilir. Mesela Galatasaray bir Barcelona'nın
galibiyeti vardı mesela. Gelip Yılbaşı Yozgatspor'dan mesela 3 yemişti. Hatırlar mısın bilmiyorum hocam yani. Biliyorum Yunus'u. Bazen Avrupa dönüşleri çok tehlikeli olabiliyor. 4-2. 4-2 o maçta. O maçtaydım ben. Stat'taydım. Yanlış yanlış demiştim. Yozgat'ta mıydı? Yozgat'taydım o zaman. Ya buna benzer birkaç tane daha var. Direkt aklıma o geldi mesela. Evet. Yine bir Bursa maçı var. Yağmurlu bir havada 5-0 demişti Avrupa dönüşü. O hangi evet. maçtı onu hatırlamadım şimdi. Lucescu maçı. Lucescu maçı evet 5-0. Evet. Bizim Ender o zaman o takımda sağ bekli. Sağ evet, kanatta evet. bayağı bir bindirmelerle Bursa Spor'a destek olmuştu. Destek olmuştu. Şimdi burada da Trabzonspor'un 2-3 tane ben bir defa değişiklik bekliyorum. Birisi mesela forvette. Gomis, Larsen oynayacak. Orta saha hattı değişmez. Savunma hattında mesela değişiklik olabilir mi? Ama seyirci avantajı orada Beşiktaş taraftarının maçı ortak olması. Fakat bir taraftan da kulübelere bakalım. Bu maç gidişatı artık öyle bir şey var ki hocam. Maçı oynarken değil sonra yapacağınız değişikliklerle skora da oyuna da puana da etki edebiliyorsunuz. Yani, tabii baştaki oyunun gidişatı da sizi belli bir yerlere götürüyor. Bazı maçlar vardır ben hep söylerim. Yani illaki oyuncu değiştirmek mecburiyetinde değilsin. Hani giden akan bir takım vardır. Gümbür gümbür. Bozamazsınız. Gümbür. Bozamazsınız. Bozduğun zaman da tam tersine dönüyor bu sefer. Ama oraya kadar zaten iyi gidiyorsa 3-0 yakalamaz mecbur değiştireceksin. Oyunu bozmak istemiyorsun. Yani 2-3'ü yakaladın mı değiştiriyorsun da. Kulübe bazında baktığımız zaman Trabzonspor'un kulübesi biraz daha zengin galiba. Çünkü sezon başında. Sakatlıklardan dolayı Beşiktaş'ta evet, tabii. Yani Beşiktaş'taki sakatlıklardan tabii. dolayı diyorum zaten. O yüzden Abdullah Hoca'nın burada ilk yarıda oyunu dengede sağlayayım, ikinci yarı değişiklikler yapayım yoksa böyle başlayayım, golü atayım, rahatlayayım var. Biraz da dediğin gibi 11'le birlikte olduktan sonra daha iyi görmek lazım ama Beşiktaş'ı biraz daha şanslı görüyorum. Ama yani bir... yorgun o Trabzonspor'u ondan faydalanmak isteyecektir. Beşiktaş'ta da forvet attı, etkili forvet attı. Şimdi forvet attı biraz önce sen gelmeden tam aldın abi onu söyledim. Umut Bozok, Gomez. Çok hızlı santraforlar değil. Gomez mesela böyle değil ama bir Maxi. Türlü o şeyi Maxi Gomez onu yakalayamadı normalde. Şimdi Beşiktaş'ın yapacağı o savunma hata ya da geriden çıkacak o toplardan sonra hücumda hızlı olmak lazım. Şey bu maçları nasıl tayin ediyor biliyor musun? Orta sahalar. Tabii. Bu maçlarda orta sahaların topları çok çabuk oynaması veya iki takımda Beşiktaş daha fazla çabuk çıkmaya çalışan bir takım. Orada işte hata yaptığın takım. Zaman orada o hızlı nasıl çıkabileceksin işte ona bakmak lazım. Şeyi bilsek stoperlerde kim oynayacak Beşiktaş daha Beşiktaş'ta belki... beklentimiz Montero'yla Tayyip Talha'nın birlikte oynayacağı yönünde ama Necip Saiz... ve Wellington da adaylar arasında. Saiz kesin yok mu? Saiz ve Emrecan yoklar sakatlıkları sebebiyle. Wellington? Wellington Montero'dan, oynayabilir Montero ama hoca sanki onu Montero'yı çok tercih dönüyormuş. Etmiyor gibi. Yani bu yapılan antrenmanda tercih, Montero varmış. Tercih meselesi. Bir tek orada onların sıkıntı var. Bak mesela Trabzonspor'da o bölgede hiç sıkıntı yok. Türkiye'nin en iyi stoperleri onlardı. Üçü de Denizli. Alternatifler var evet. Denizli, Batra ve Hugo. Hakikaten bilmiyorum yani sen oynar mı oynarsa. Zaten maçın Monaco maçının değişmesi, aktif oynamasının ana nedeni Batra'nın ikinci devre sağ bekte oynaması. İlk devre orasını çok kullandılar. Hoca da hep Hüseyin'i yanına çekip ona bir şeyler, direktifler vermiş ama olmadı. Batra girdikten sonra çok tecrübeli bir oyuncu, çok klas bir oyuncu. Orasını kapadılar Hugo. Ve Densville'i yapınca bu sefer oyunu elinize geçiyoruz. Öyle bir denge kuramıyorsun. Bir taraf savunma attı, bir taraf hücum attı. Yani Beşiktaş'ın hücum attı çok iyi. Bu tarafa baktığımız zaman da savunma attı çok iyi. Yani dengeli bir oyun ama taraftar baskısı her zaman çok önemli. Burada baktığımız zaman Trabzonspor Monaco karşısında kazandı. Trabzonspor seyircisinin baskısı, hocanın da yaptığı hamleler. Yani Beşiktaş çünkü full çekecek bir kere. Bu belli. Hayır, full artı full diyelim hatta yani. Yani Fenerbahçe maçında olduğu gibi hatta aynen. Bu tip maçlarda çok dikkat ediyorlar. Paso Ligi'ni Beşiktaş olmayan hiçbir şekilde maça giremiyor. Şu anda biletler çıkar çıkmaz tükenmişti. Bakıyorsun kanatlarda kanat olarak bakarsan Beşiktaş daha etkili kanatlarda. Doğru. Şimdi Muleka'da oynarsa, Enkudu oynarsa, ne bileyim Cenk oynarsa. Yani Cenk de oralarda verimli olan bir oyuncu. İdi. Ben diyecektim ama Cenk bir patlama yapabilir mesela. Siz gene toparlar çünkü bir kere futbol perspektifi geniş onun.